Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'da islim kebabı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt bölün tarifime geçelim. Öncelikle ince uzun 2 adet patlıcanımı gelişi güzel çizikler attıktan sonra ince ince dilimledim patlıcanları el friyernin içerisine dizdikten sonra her iki tarafında da iyice yağlıyorum. Ben iki katlı olarak kıstarttım arkadaşlar ama siz isterseniz tek katlı yapabilirsiniz. Patlıcanları manuel ayarda 200 derecede kızartmaya gönderdim. 15 ila 20 dakika arası oluyor arkadaşlar. Ben üsttekiler kızardıktan sonra alttakileri çıkardım daha sonrasında onları da kızarttım. Köftesi için 100 gram kıyma, 1 adet küçük boy soğan, 1 çay bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 diş sarımsak ekledim. Baharat olarak tuz, pul biber, toz biber ve karabiber kullandım. Şimdi bu malzemeleri iyice bir karıştırıyorum. Bu arada patlıcanlarım da kısardıkça içerisinden alıp alttakilerini de kısartıyorum. Patlıcanları kısartırken bir de bir tarafı piştikten sonra diğer tarafına ters çevirip tekrardan pişiriyorum. Köftelerim de burada hepsini hazırladım arkadaşlar. Hemen el fryerinin içerisine diziyorum. Birazcık da yağladıktan sonra hemen pişmeye gönderiyorum. Köfteleri manuel ayarda 200 derecede 10 dakika pişirdim. Pişirirken bir kere açıp ters çeviriyorum arkadaşlar. Son 3 dakikada veya 5 dakikada bir kere açıp ters çevirdikten sonra tekrar pişiriyorum. Toplam 10 dakika pişirdim. Patlıcanlarım soğuduktan sonra istim kebaplarımı yapmaya başlıyorum hemen. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Slim kebaplarımın hepsini hazırladıktan sonra bir borcamın içerisine alıyorum. Sos olarak bir tatlı kaşığı domates salçasını birazcık sıvıya biraz tuz biraz da nane ekleyip iyice çırptıktan sonra sosu üzerine gezdiriyorum. Aynı tarifi ister airfryer'da isterseniz de fırında tabii ki de yapabilirsiniz. Benden sadece çok fazla airfryer tarifleri istediğiniz için ben de bu seferlik airfryer'da denemek istedim. Sonuç gayet başarılı oldu. Hemen pişmeye gönderiyorum. Airfryer'da manuel ayarda 180 derecede 15 dakika yeterli geldi. Airfree'de islim kebabı gayet başarılı oldu arkadaşlar. Denemek isteyenler gönül rahatlığıyla deneyebilirsin. Sizler şimdi sonucu izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.